Herkese merhaba ben Doğa yeni bir günden videosuyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Marvel Comics'ten başlıyoruz. Hemen film ve animasyon dünyası ile başlayalım. İlk haberimiz X-Men 97 animasyonu ilgili. Projenin genel yürütücüsü, genel yöneticisi, sorumlusu Demayo işten çıkarıldı. Yani Disney'den kovuldu. Nedeni açıklanmadı bilmiyoruz. Çok da umurunda değil açıkçası. Allah yolunu açık etsin. Esas bu mevzuda beni ilgilendiren konu Demayo'nun söyledikleriyle Disney'in şimdi söylediklerinin farkı. Şöyle ki Demayo demişti ki proje yürütürken X-Men 97'nin Marvel Comics'in çoklu evreninde herhangi bir yeri yok. Kendi başına ayrı bir şey demişti. Fakat animasyonun yapımcısı Brad Winterbaum öyle demiyor şimdi. Diyor ki çoklu evrenin bir parçası bu. Dolayısıyla bu animasyonu izlerken şöyle bakabiliriz. Marvel Comics çoklu evreninin parçası ve bu demektir ki yarın öbürsü gün MCU'ya da dahil edilebilir. Zaman çizgisine dahil edilebilir. İzlerken MCU'daki mutant aktivitelerine yönelik kafamızda varsayımlar oluşturarak izleyebiliriz anlamı geliyor. Sonuçta X-Men 97 zaman çizgisine dahil edildi. Yani çoklu evrenin bir parçası artık. Can we get some toast isimli X kullanıcısı çok ciddi bir iddia ortaya attı. Henry Cavill'in kesinlikle Wolverine olduğunu söylüyor. Daha önce böyle söylentiler vardı. Zamanla Hugh Jackman'dan bu rolü alacak deniyordu. Fakat bu hesap kesin diyor. Şunu söylemek lazım. Hesabın geçmişteki bazı haberleri patlak çıktı ama bu kesin diyor ve Deadpool 3 filminde onu varyant olarak göreceğiz. Wolverine varyant olarak göreceğiz ve ileriki zamanlarda Henry Cavill Wolverine olacak. Spider-Man 4 filminin senaryosu henüz belli değil ama hakkında bir sürü şey konuşuluyor. Şimdi yeni bir söylentide Marvel Comics'in Disney'in Spider-Man'in 4. filminde çoklu evreni konu etmek istediği. Eğer böyle olursa hem iyi tarafları var hem kötü tarafları var. İyi tarafı çoklu evren gelirse kuvvetle muhtemel bir örümcek adam filminde Mordor'u da görürüz ki mükemmel bir villain. O beni heyecanlandırır. Kötü tarafı ise bizim çok hak ettiğimiz bence ve MCU'nun da çok öteden beri hak ettiği sokak seviyesi örümcek adamdan uzaklaşmış oluruz. Ama bence böyle bir şey olmayacak. Hala Kingpin'den devam ederek Kingpin arkının devamında Daredevil'la ekip olacaklar ve sokak seviyesinde bir örümcek adam 4 filmi göreceğiz diye varsayıyorum. The Marvels filmine dair çöküş haberleri geldikçe paylaşıyorum ve zevkle paylaşmaya devam edeceğim. Disney Plus platformunda da patladı. Kimse izlemiyor filmi. 558 milyon dakika izlenmiş ve bu onu en az izlenen ikinci çizgi roman filmi yapmış. Birincisi de The Eternals. O da 557 milyon dakika zaten. Yani arada sadece 1 milyon dakika var. Demek ki birisi The Marvels'ı izlerken uyumuş. O da 1 milyon dakikayla işte atlatmış. ikinci sıraya çıkmış. Yoksa sonuncu olurdu. Bu arada The Eternals'ın ikinci filmi de çekilmeyecekmiş. iptal olmuş. Onu da bu vesileyle araya sokuşturmuş olalım. Lindsay Lohan'ın MCU'ya dahil olacağına dair söylentiler geçmiş aylarda vardı. Cılız da olsa ama Lindsay Lohan kendisi açıklamış. Ben MCU'da oynamak istiyorum demiş. Dolayısıyla söylentiler güçlü インで貼った Tigra karakterini canlandırılacağı söyleniyor. Bu Disney CEO'sunun geçen haftalarda yapmış olduğu açıklamayla biraz çelişen bir dedikodu çünkü CEO'sunun açıklaması ağır toplara karakter olarak odaklanacağız, önemli ekipler odaklanacağız, film çekerken az çekeceğiz ama nitelik olarak iyi filmler çekeceğiz artık demişti, nitelikli projeye göreceğiz demişti. Tigra çok ön planda olan bir karakter değil. Bu anlamda çelişiyor. Ekip olarak da West Coast Avengers çekmeleri gerekecek. Tigra'yı dahil et etmek için şart değil ama çizgi romanda o şekilde olduğu için daha bu yönde olacağını varsayabiliriz. West Coast Avengers'te çekeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla Lindsay Lohan dahil olabilir ama Tigra olur mu MCU'da bilemiyorum açıkçası. Shang-Chi ile ilgili bir haberimiz var. İki tane haberimiz var. Birincisi ciddi bir dedikodu, bir ikincisi cılız bir dedikodu. Ciddi dedikodu Daniel Rickman kaynaklı. Arada haberini veriyorum Daniel Rickman'dan. Özellikle geçmiş yıllarda hakikaten öngörüleri tuttu. Kulis haberleri tuttu. Onun demesine göre 2025 yılında bir Shang-Chi filmi hazırlanmaya başlanacakmış. Hatta ismi bile belliymiş. Wreckage of Time, zaman enkazı olacakmış. Filmde de Iron Fist olacak. Bir diğer ama cıvız kalan söylenti de Avengers 5'te de Shang-Chi olabilirmiş. Bu oyuncuya soruldu. Oyuncu da dedi ki bu benim verebileceğim bir karar değil. Yani politik bir cevapla geçiştirildi. Ona dair bir şey yok ortada gibi görünüyor. Geçmişte Profesör Xavier oynamak isteyen Giancarlo Esposito bir açıklama yapmış ve insanlar haklı olarak yuh demiş ayağa kalkmış. Bütün gün tekerlekli sandalyede oturmak bana cazip gelmiyor. O kadar yaşlı değilim ve güçten düşmüş değilim minvalinde türünde bir açıklama yapmış. Öncelikle tekerlekli sandalyede kimse kendilerine cazip geldiği için oturmaz. Mecbur kaldıkları için otururlar. İkinci olarak da karakter tekerlekli sandalyede. Yani Tom Holland diyor mu ben duvarlara tırmanmak istemiyorum. Oynama o zaman karakterini saçma sapan bir açıklamaya. Nicholas Cage Collider web sitesiyle bir söyleşi yapmış ve Spider-Man Noir'ı sinemada canlandırmak istediğini belirtmiş. Üstelik bunu Sony'e iletmiş dediğine göre animasyonda onu seslendirirken hayran kalmış karaktere çok seviyormuş ve sinemada onunla gözükmek istiyormuş. Henüz net bir şey yok. Nicholas Cage'in talebi var sadece. Geldik Marvel Comics'in çizgi romanlarına. Thanos ebedi aşkı ölümle küstü. Thanos için üretilmiş gelmiş geçmiş en kötü seri nihayet sona erdi. Zaten 5 fasikülde sona erdirdiler seriyi. Bu seri tırttı ve unutulmaya layık bir seriydi. Fakat ufak önemli detay var. Siyah taş Thanos'taymış ve siyah taşla ölümü hapsetti. Yani ölümü siyah taşın içine sıkıştırdı ve bu Thanos'a ölüm üzerinde kontrol, ölüm gücü üzerinde kontrol vermiş gibi görünüyor. Çünkü bir panelde bundan sonra çok ölüm olacak dedi. Böyle bir gücü eklenmiş olabilir Thanos'a. Bakalım bir güç gösterisi olarak bunu görecek miyiz? X-Men'de Krakoa döneminin kapandığını sıkça konuşuyoruz. Bu artık kesinleşti. Bir de yeni dönemin ismi kesinleşti. Dönemin ismi From the Ashes olmayacak dermişti geçen haftalarda ama bu söylentiymiş. Marvel tarafından açıklandı From the Ashes yani küllerden doğmak olacakmış X-Men serisini e, yazan yazar e aldı ben sevdim son dönemde yazdıklarını o yüzden heyecan verici Exceptional X-Men diye yeni bir seri üretildi. Dolayısıyla 3 tane ana serisi olacak artık X-Men'in. X-Men, Exceptional X-Men ve Uncanny X-Men. Onun haricinde tabii karakterlerin solo serileri olacak. Bu yeni dönemde 2 tane öne çıkan bilgi var. Hatta 3. Birincisi Magic hikayeleri merkezinde olacakmış ki çok sevdiğim bir karakter. Bu da ayrıca heyecanlandırdı beni. İkincisi yapay zekayla mutantlar anlaşacak diye bir not var. Oradaki yapay zeka tahminimce herhalde Dominion'dır. Diğeri de X-Men bu From the Ashes'la birlikte temellerini dönecek gibi, özüne dönecek gibi. Ondan da kastım şu, her ekibin kendi yaşam alanları olacak. Artık hepsi aynı alanda Krakow'da olduğu gibi olmayacak. Hepsinin farklı farklı şehirlerde, farklı farklı coğrafyalarda, farklı binalarda yaşam alanları olacak. Farklı ekipleri olacak. Eskiden 90'larda, 2000'lerde olan X-Men gibi yani özüne dönüyor. Zaten X-Men 97 animasyonu da yine tahminimce buna dair bir aperatif. Önden bunu sunuyorlar. O ekosisteme dair bir bilgimiz olsun, fikrimiz olsun diye. Basic ya yani temelde eksmen nasıl bir şey onu bir tekrar hatırlayalım diye sonra çizgi romanda Haziran ayından itibaren From the Ashes'da yeni eksmen başlıyor. Johnny Blaze malum Ghost Rider ama artık değil. İblis Zaratos ondan bıktı ve güçlerini ondan aldı. Çünkü Johnny Blaze devamlı güçlerini kullanırken bir vicdani rahatsızlık, vicdani sorgulama içerisindeydi. Gücü kullanmadan önce devamlı düşünüyordu. Zaratos da kendine daha çok biat eden, teslim olan birisini bulmaya karar verdi ve artık Johnny Blaze Ghost Rider değil. Peki kim? Johnny Blaze'in düşmanı Duhud. Yani Zaratos inadına gitti. Eski gangster Duhud'u Ghost Rider'ı yaptı. Duhud da tamamen Zaratos'a kendini bırakmış durumda. 2024 Mart itibariyle Marvel Comics'in yeni Ghost Rider'ı Duhud oldu. DC Comics'teyiz. Animasyon ve sinema işlerine bir bakalım. James Gunn'la daha önce çalışıp James Gunn'la çalışmaya devam etmek isteyenler listesi gitgide kabarıyor. MCU'nun nebulası Karen Gillan da DCU'ya göz kırpıyor. Fakat daha ortada hiçbir şey yok ya. Bazı şartlar öne sürmüş hanımefendi. Batman filminde oynamak istiyormuş. Poison Ivy'i oynamak istiyormuş ve senaryoda Harley Quinn'in olmasını istiyormuş. Daha ortada hiçbir şey yok ya bu kadar ayak sürersen olmaz ki bu Kerim Yılmaz. James Gunn bazı DCU projelerine dair kısa kısa bilgiler paylaştı. Onları aktarayım. Birincisi Amanda Waller'ın dizisiyle ilgili o olacak mı, olmayacak mı, nerede bu üzerine çalışılıyor mu diye geçen aylarda biraz böyle cılız cılız konuşuluyordu. James Gunn kesinlikle olacağını açıkladı ve Viola Davis'le Waller karakteri için anlaşıldığını da ekledi. Bu okey fakat tarihi belli değil. Net değil çünkü Hollywood'daki bu yazar grevleri baya bir tarihini atmış durumda. Peacemaker 2'nin ikinci sezonunun sonrasında yayınlanacağını biliyoruz. Sadece tarih açıklanacak. Peacemaker demişken Peacemaker'ın birinci sezonundaki bazı olayların hangileri olduğu tek tek anlatılmadı. DCU'dan çıkarıldığı yani kanon olmaktan çıkarıldığı belirtildi. Gunn tarafından. Peacemaker'ın birinci sezonu dolayısıyla kısmen kanon. İlk aklıma gelen Justice League'de karşılaşmaları mesela çıkartılmıştır büyük ihtimalle. Çünkü DCU'da henüz Justice League yok. İkinci sezonsa komple tabii ki kanon olacak. Fakat oradaki mevzular, senaryo, Peacemaker'ın ikinci sezonundaki senaryo Superman'de vuku bulan olayları takiben gelişecekmiş. Yani birinci sezonda ilgisi olmayabilir. Superman'deki olaylarla daha çok ilgisi olabilir gibi görünüyor. James Gunn DCU için büyük bir harita çalıştıklarını, detaylı bir harita çalıştıklarını açıkladı. Bir ex kullanıcısı James Gunn'a sormuş. DC Comics'te yani çizgi romanda olduğu gibi mi şehirlerin yerleri aynı DCU'da da öyle mi diye çok detaylı bir harita çalışıyoruz bununla ilgili diye cevap vermiş James Gunn. Bu şu açıdan önemli bence evrene ne kadar detaylı önem verildiğini gösteriyor. Yani bir evren yaratıyorsanız şüphesiz haritaya da ihtiyaç var, coğrafyaya ihtiyaç var. Onu detaylandırıyorlarmış. Bu açıdan bence önemli bir bilgi paylaşmak istedim. Matt Reeves'in Batman'in ikinci bölümü Kasım 2026'ya ertelendi. Bir sene... ...ebilir ama iki yönden bakalım olumlu ve olumsuz şekilde. Olumlu tarafından bakarsak Superman filmiyle yakın tarihlerde gösterimde olacağı için ister istemez izleyici bir çizgi roman uyarlaması filmi gözüyle ikisini kıyaslayacaktı ve bir eksi puan görürse daha fazla gömme ihtimali olabilirdi. Yani bu anlamda Superman filmi birazcık nefes aldı diyebiliriz. Olumsuz tarafından bakacak olursak James Gunn geçmişte şöyle bir açıklama yapmıştı. The Brave and the Bold yani DCU'nun Batman filmi Matt Reeves'in Batman filmiyle yakın tarihlerde gösterimde olmayacak demiş. Ya 6 ay önce enerken ya da 6 ay sonra enerken gösterim alırız demişti. 6 ay önce olmayacağına göre çünkü yetişmez film 6 ay sonraya olacak. Bu da 2027'nin ortasına The Brave and the Bold'u attılar demek oluyor. Superman filminde Lex Luthor'u canlandıracak olan Nicholas Holt'un ağırlık çalıştığı ortaya çıktı. Kaslanıyormuş, irileşiyormuş. Tabi buradan yola çıkarak hemen sosyal medya kullanıcıları bir teori ortaya attı. Acaba Superman filminde Apex Lex Luthor'u kaslı güçlü Lex Luthor'u mu göreceğiz? Ki Superman'e çok bela olmuştu dedi. Ben öyle düşünmüyorum. James Gunn'ın sosyal medya paylaşımlarını görünce Superman filmine dair hangi çizgi romanlardan ilham aldığını görünce daha çok Superman'in insani tarafı odaklanacak bir film bekliyorum açıkçası. Orada da Apex Lex Luthor çok kafamda oturmuyor. Ben sadece zekasına odaklanmış bir Lex Luthor görmeyi tercih ederim. Peki niye ağırlık çalışıyor? Büyük ihtimalle bir zırhın içine girecekse ya da bir kıyafetin ona oturmak içindir diye düşünüyorum. Bir fan artımız var. Samuel Sheve isimli Instagram kullanıcısı. Süpermen'in sembolü belli olduktan sonra hemen onu uyarlamış diğer fanart çalışmalarından farklı bir yaklaşım olduğu için bunu paylaşmak istedim sizinle. Fena da olmamış bence. DCU'da Teen Titans'ın filminin olacağına dair cılız söylentiler vardı son birkaç aydır ama bu hafta bayağı güçlendi. Hatta çok fazla işkembeden sallamayan daha dikkatli haber yapan Hollywood Reporter da bunun haberini yaptı. Hatta demesine göre yazarı bile belli. Supergirl Woman of Tomorrow'un yazarı Ana Nogueira bunu yazmış. Yazacakmış. Live action sinema olacakmış. Dizi de değil. Dolayısıyla detaylar var gibi görünüyor. Yani DCU'ya bir Teen Titans bekleyebiliriz. Gelelim çizgi romanlara enteresan bir crossover geldi. DC Comics'te Batman'e Dylan Dog'un bir crossover'ı. Dylan Dog'u bilmeyenler hızlıca anlatayım. İtalyan çizgi romanı ve paranormal aktivitelerle uğraşan bir kahramanı konu alıyor merkezine. İşte hortlaklar, zombiler, vampirler falan oluyor hikayelerinde ve onları durdurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Batman'e de biraz hani o karanlık anlamında gidiyor. İkisini bir araya getirmişler ve bir crossover yapmışlar. Açıkçası hikaye biraz sıkıcı geldi bana ama Dylan Dog sevenler için onu Batman'le birlikte görmek isteyenler için bir fırsat olabilir diye düşündüm ve paylaşmak istedim. Birinci sayısı yayınlandı. DC Comics'te çizimlerde yapay zeka kullanıldığı iddiası ortalığı karıştı. James Deleach isimli X hesabı Batman'in 143. sayısının bazı panellerini çizim teknikleri açısından, çözünürlük açısından incelemiş ve nihayetinde kesinlikle burada yapay zeka kullanılmış diye bir iddiada bulunmuş. DC Comics bunu çok ciddiye aldı ve içeride inceleme başlattı. Çünkü yapay zeka ile üretilmiş çizimler özgün çizim olarak kabul edilmiyor ve özgün çizim değilse de çizgi roman firmaları kesinlikle bu çizimleri yayınlamayı reddediyor. İçeride ciddi Yaptırımlar olabilir. J. Garrick'in orijini biraz değişti. Esasında Barry'yle çok benzer bir orijini var. Laboratuvarda çalışırken üzerine kimyasallar dökülüyor ve flash doğuyor. Ama C. Gerrick'in ki meğersem planlıymış. Profesör Hughes diye birisi var. Onun laboratuvarında çalışıyormuş Gerrick gençlik zamanında. Bu Hughes da nazilerle çalışıyormuş ve kimyasallarla insanlar üzerinde deneyler yürütüyormuş. Bile bile yani kaza süsü veriyor ama planlı bir şekilde bu kimyasalları Gerrick'le bir noktada bir araya getiriyor ve Gerrick'in üzerine dökülüyor bu kimyasallar. Ardından da zaten onun baş düşmanı oluyor. Dr. Elemental oluyor. Dolayısıyla Gerrick'in orijinde bir nazi müdahalesi olduğu ortaya çıktı DC Comics bir devamlılık polisi yarattı. O ne ola ki derseniz ismi Johnny DC bu karakterin. Johnny DC aslında DC Comics'in çok eskiden kullandığı bir maskotunun ismi. Onu tekrar bu şekilde geri getirdi çizgi romana. Devamlılık polisi, continuity polis şunu yapıyor. Eğer bir karakter yaptığı hareketlerle devamlılığa müdahale edecek gibi olursa, bilerek ya da bilmeden yani bir retcon'a neden olacak olursa meydana çıkıyor ve hop birader yanlış yapıyorsun diye uyararak bunu durduruyor. Şimdi bu düşününce çok geyik gibi geliyor. Gerçekten geyik bu arada fakat çok da olumlu bir şey çünkü Infinite Frontier ile birlikte DC Comics artık kriz olmayacağına dair sürekli sinyaller verdi ve vermeye de devam ediyor bugün. Böyle bir karakter yaratması krizleri gerçekten artık hayatına almayacağını gösteriyor. En azından şimdilik bu polis sayesinde bir kriz olmayacak gibi görünüyor. Bakalım ne kadar etkili olacak bakalım DC Comics gerçekten verdiği sözü tutacak mı Johnny DC ile. 5 ve 11 Mart arasındaki çizgi roman satış rakamlarına bakalım. Batman ya da Spider-Man ana serilerinden birinin yenildiği ender haftalardan biri oldu bu. Ultimate evreni farkını göstermiş diyebiliriz. Ultimate X-Men serisi bayağı bir göz ardı edilmeyecek farkla kazanmış bu hafta. Ultimate evreni ve X-Men bir araya gelince çok etki etmiştir. Ek olarak Japon bir karakteri hikayenin merkezine alması Asya kökenli okuyucuları da hikayeye raflara çekmiştir. Diğer dikkatimi çeken bir satışta lastronin 2 olduğu. Çünkü fiyatı bir fasikül için gerçekten iddialı. Normal fasikülün 2 katı fiyatına satılıyor. Ona rağmen haftayı 5. sırada bitirmiş. Ultimate Spider-Man'de çok kısa sürede 3. baskı yaptı ve hala çok satanlar listesinde. İzninizle biraz da ukaralık yapayım. Gündem içeriklerinde haber yaptığım çizgi romanların büyük oranda çok satanlar listesine girdiğinin altını çizmek isterim. Spectacular Spider-Man, Void, The Batman, First Night, Weapon X-Men, hep haberini yaptığım içeriklerdi. Dolayısıyla haberini yaptığım içeriklere göz atarsanız can sıkıcı bir çizgi roman okumazsınız. En az onu garanti edebilirim ama tabii zevkler ve renkler. Bu hafta okuduğum çizgi romanlar gene vasatı maalesef aşamadı. Dolayısıyla eskiden aklımda yer eden bir çizgi romanı önermek isterim size. Marvel Comics'ten ana akımdan bir önerim olacak. Black Widow 2020. Yazar Kelly Thompson, yani bu yazarla ilgili olan çizgi romanlara göz atmanızı genel itibariyle öneririm. Çok güzel şeyler yazıyor gerçekten. Captain Marvel sallanıyordu, onu ayağa kaldırdı 2019 yılında. 2024 yılında DC Comics'te Birds of Prey yazıyor. Orada da çok güzel hikayeler oluyor. Kelly Thompson görünce bence alabilirsiniz. Keyifli hikayeler yazıyor. Black Widow 2020 serisi 15 fasikül kısa bir seri. Odaklanarak rahatlıkla okunabilir. Maalesef Marvel Comics dediğini açıklamadan hızlı bir şekilde iptal etti. Dolayısıyla sonu biraz çabuk bağlanıyor gibi ama genel itibariyle renkler, çizimler, aksiyon oranı hele böyle 3. 4. fasikülden itibaren bazı panellerde birebir dövüş detayları ben çok beğendim. Çok severek okuduğum bir seri oldu. Hikayesi de şöyle Natasha'nın ya da Rusça ismiyle Natalya'nın aslında normalden çok ilgisiz bir hayat yaşadığını görüyoruz. Winter Soldier'da Hawkeye'da bu durumdan işkilleniyor. Bu neden böyle bir hayat sürüyor diyor ve onu takibi alıyorlar. Yarıda kalmış olmasına kesin kesilmiş olmasına rağmen Black Widow'un geleceğini çok etki etmiş bir hikaye öneririm. Haftaya görüşmek üzere.